Papatya'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu gördüğünüz çok şık bebek hırkasını çalışacağız. Yapımı oldukça kolay. Bu motiften daha önce sizlerle çok güzel bir panço çalıştık. Dedim ki altıgen motifi neden olmasın ve hemen altıgen motifini çalıştım ve gerçekten çok şık oldu arkadaşlar. Hemen hırkamdan bahsetmek istiyorum. İki tane altıgen motiften oluşan şahane bir hırka. Hemen ölçülerini vermek istiyorum. Benim ölçülerim şöyle hemen göstermek istiyorum. 29 santim eni ve hemen şöyle omuzdan ölçtüğümde 32 santim de boyu arkadaşlar. İstediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Nasıl büyütebiliriz derseniz, arkadaşlar motifleri büyüttükçe kollar da biliyorsunuz ki büyüyor. O yüzden benim yetişkinler için hazırladığım altıgen motiflerden ipuçları alabilirsiniz. Yani arkalardan, önlerden ekler yapabilirsiniz. Daha da genişler, kollar aynı kalır. Beden olarak da hemen alttan kapşonda göreceksiniz. Kapşonda yaptığımız gibi hemen etek boyunda da aynı şekilde aşağı doğru inebiliriz. Evet arkadaşlar, şöyle düğmelerini açıp hemen şöyle ayrıntılı bir şekilde göstermek istiyorum sizlere. Çünkü gerçekten çok şık oldu. Annelerimiz pançoları ile birlikte bebekleriyle tam takım olabilirler diye düşünüyorum. Evet, hemen yine iplerimden bahsedeceğim. Şöyle iplerimi bulayım. Evet arkadaşlar, kullandığım siyah ip Alize Süperlana klasik siyah ip kullandım. Kullandığım ip favori baby ipi arkadaşlar. Ören Bayan'ın. Hemen renk kodunu veriyorum. 657. İlla bu markadan elinizde yoksa veya bulamazsanız arkadaşlar Süperlana ile yapabilirsiniz verdiğim ölçülerde. Veya Süperlana Maxi ile yapabilirsiniz ama o birazcık kalın olur. Şöyle koton iplerle yapabilirsiniz. Böyle bahar aylarında da rahatlıkla giydirmek isterseniz koton iplerle de şahane olur diye düşünüyorum. Hemen tığ numaramdan bahsetmek istiyorum. 3,50 milimlik tığ kullandım. Fakat lastiklerine 3 milimlik tığ kullandım. Çünkü biliyorsunuz ki geniş oluyor kolu. Biraz kolu toparlamak için 3 milimlik tığ kullandım. Ama geniş kolu olsun, hiç önemli değil derseniz aynı tığla devam edebilirsiniz. Ve özellikle yine belirtmek istiyorum ki elinize uygun bir tığ kullanın. Eğer eliniz daha sıkıysa 4 milimlik 4,50 milimlik tığlar kullanabilirsiniz. İsterseniz hemen bu güzelliğin yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, öncelikle sihirli halka ile başlıyorum. İpimi halka haline getirdim. Şöyle ucunu biraz fazla bırakıyorum. Rahat saklamak amaçlı. Halkanın içinden tığımı geçirdim. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığın başını doladım. Halkamın içine çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada 2 zincirim var. Tekrar 3 tane ikili trabzan. 2 ve 3. Araya 2 zincir çekiyorum. 3 tane ikili trabzan. Bu şekilde gruplar yapıyoruz. Toplamda 6 grup yapacağız. Ben şu anda 3. grubu bitirdim. Aralara 2'şer zincir çekerek toplamda 6 tane grup yapıp dönüyorum. Evet, şöyle göstermek istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane grubumu yaptım. Sihirli halkamın ipinden tutuyorum ve iyice ortayı olabildiğince kapatıyorum. Burada 2 zincir çekiyorum. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Kaydırmayla kapattım. Bir zincir çekiyorum ve ben ipimi kopararak yapıyorum arkadaşlar. Ama sizler içten yürüterek de devam edebilirsiniz. Şöyle iyice ortayı küçültmek istiyorum. Evet. Gördüğünüz gibi ilk sıramı bitirdim. Hemen siyah ipime geçiyorum. Daha önce de şal yapmıştık bu modelden. Kare motifle yapmıştık.
aynı motifin altıgen modeli olarak düşünebiliriz. Burada hemen köşeye batıyorum. 2 zincirlik bölüme battım. Sık iğne yaptım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Hemen karşıdaki boşluğa battım. Sık iğne yaptım. 3 zincir. 2 zincirlik bölüme battım. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3 zincir. Bakın şu artık iplerimi de şöyle arada yürütüyorum. Daha sonra saklamama gerek kalmayacak. 3 zincir. Yine köşenin içine batıp sık iğne ile kapatıyorum. 1, 2, 3. Hemen karşı tarafa geçtim. 1, 2, 3. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıramın sonuna gelmek üzereyim. Son 3 zincirimi çekiyorum. Ve ilk battığım yere battım. Sık iğne ile kapattım. 1, 2 zincir. İlk yaptığım sık iğne tepesine batıyorum. Kaydırma ile kapatıyorum. 1 zincir çektim. İpimi kesiyorum ve tekrar ediyorum. İp kesmeyebilirsiniz. Arkadan yürütebilirsiniz. Hemen şöyle sihirli halkamın ipini daha küçük bir tığla sabitlemek istiyorum. Herhangi bir ilmeğe batıp bir şöyle düğüm atıyorum çözülmemesi için. Daha sonra gizliyorum. Evet. Şöyle diğerlerini de örerken gizlediğimiz için direkt kesebilirim. Daha temiz bir geçiş olsun diye. Batik ipime geçiyorum. İpime bir düğüm attım. Ve burada bakın. Köşelerdeki şu 3 zincirden başlıyorum. İpimi sabitledim. 1, 2, 3. Buralara hep köşeler yapacağız. Şimdi buradaki köşemin sadece yarısını yapıyorum. Dönüşte tamamlayacağım. 3 tane ikili trabzan yaptım. Arada hiç zincirim yok. Bakın artık iplerimi arada yürüteceğim. Hemen buradaki 3 zincirlik bölüme 3 tane ikili trabzan. 2 ve 3. Bakın buraya geldim, yani köşeye. Buraya 3 tane ikili trabzan. İki zincir. 3 tane ikili trabzan. 1 2 ve 3. Bakın hemen şuradaki boşluğa geldim. 3 tane ikili trabzan. 1 2 ve 3. Buralar gördüğümüzde anlıyoruz ki köşe yapacağız. Hemen buraya 3 tane ikili trabzan. 2 zincir. 3 tane ikili trabzan. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Şu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet, sıramın sonuna gelmek üzereyim. Son boşluğa yine 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Ve ilk bakın başladığım yarım köşemi 3 tane ikili trabzan yaparak tamamlıyorum. İki zincir. İlk battığım zincirin tepesine battım. Kaydırmayla kapattım. Bir zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Arkadaşlar bu büyüdükçe marullanması gerekiyor zaten. Bu şekilde marullandığında kesinlikle endişe etmeyin. Bu olması gereken bir şey. Siyah ipimi alıyorum. İpime bir düğüm attım. Herhangi bir köşeden battım. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Bakın şu grupların ara boşluklarına batırıyorum. Sık iğne ile kapatıyorum. 1, 2, 3. Ara boşluğa battım. Sık iğne ile kapattım. 1, 2,
3 köşeye geldim. 1 sık iğne yapıyorum. 1 2 3 zincir. Aynı köşenin içine 1 sık iğne daha yapıyorum. 1 2 3 zincir. Bakın, ara boşluğa battım. 1 2 3 ara boşluğa batıp sık iğne ile kapatıyorum. 1 2 3 zincir. Köşeye geldim. Sık iğne. 1 2 3 zincir çekiyorum. Ve hemen yine köşeye batıp sık iğne ile kapatıyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna gelmek üzereyim. Yine aynı şekilde kapatıyorum. Burada 3 zincir çektim. İlk yaptığım sık iğne tepesine battım. Kaydırma ile kapattım. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Ve hemen bir üst sıraya, tüm sıralar aynı şekilde ilerliyor. Köşelerimiz aynı. Şu ortalar her sırada fazlalaşıyor arkadaşlar. Şöyle hemen yine köşeden başlıyorum. 2 veya 3 zincir. Hemen yarım köşeyle başlıyorum. Çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzan. Şurada gördüğünüz boşlukları da 3'er tane ikişer ikili trabzan yapıyorum. 3. Aralarda zincir yok. Hemen diğer boşluğa 1 2 ve 3. Aynı şekilde diğer boşluk 1 2 3. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Bir üst sırada ikişer tane fazlalaşıyor. Bakın, bu sırada bir tane, hemen bir üst sırada 1 2 3 tane, diğer sırada 4 tane şeklinde, pardon 5 tane şeklinde ilerleyecek. Her sırada ikişer ikişer artacak. Siyahtan sonraki sıralarda tabii ki. Bu şekilde köşemi yapıyorum. Eminim ki anlaşıldı. Bu şekilde devam ediyorum. Köşeler 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan şeklinde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıramın sonuna geldim. Köşemi tamamlıyorum. 3 tane ikili trabzan yaptım. Evet. 2 zincir. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Kaydırma ile kapattım. 1 zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Eminim ki buraya kadar anlaşıldı. Şöyle açarak da göstermek istiyorum. Zaten model ortaya çıktı. Ama siyahla şöyle bir kenarını tekrar göstermek istiyorum. Hemen köşeden başladım. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3 zincir. Ara boşluklara sık iğne ile sabitledim. 3 zincir. Ara boşluğa sık iğne ile sabitliyoruz. Gördüğünüz gibi inanılmaz kolay bir model. Hanım dilendi modeline çok benziyor. Hatta hanım dilendi modeli. Ama şöyle aralarını biz zincir ve sık iğne yaparak daha değişik bir hava katmış oluyoruz. Evet. Bu şekilde ne kadar öreceğiz derseniz. Ben şu anda kaç sıra öreceğimi bilmiyorum ama 26 santim olana kadar örmeyi düşünüyorum. 26 santim ördüğümde son sıranın bir köşesini örmüyoruz. Tamamen örüyoruz. Batik iple son sırayı örüyorum. Daha sonra bir sırayı örmeyeceğim arkadaşlar. Ben hemen 26 santim olana kadar örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben sıralarımı bitirdim. Şöyle iki tane
parça ördüm. Hemen şöyle diğerini de göstermek istiyorum. Bakın bu parçayı şöyle sadece ikili trabzan sırasını sayıyorum. Şu siyah sıralarını saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra örmüşüm. Bundaysa 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. sıranın tek köşesini örmedim. Komple köşelerini ördüm. Tek köşeyi kol olarak ayıracağız. Hemen şöyle ölçü de vermek istiyorum. Bir köşesini ölçsem yeterli olacak. Şöyle 26 santim dedim ama 28 santim olmuş arkadaşlar. Şöyle evet tam 28 santim. Evet hemen kol birleştirme yerine geldiğimde bakın şu şekilde katladığımda hemen hırkanın diğer tarafı yani yarım tarafı olmuş oluyor. Çocuğunuza şu şekilde giydirip tek taraflı ölçüsünü ayarlayabilirsiniz. Daha küçük, daha büyük yapabilirsiniz. Ben hemen kol birleştirmeyi şöyle bir göstermek istiyorum. Bakın şu yaka kısmı 3 tane yarım köşeyle beraber 3 tane yapacağım. Daha sonra birleştireceğiz. Şimdi yarım köşedeyiz. 2 zincir çekiyorum. Şöyle köşeyi tamamlıyorum. 3 tane ikili trabzan yaptım. Hemen yanındakine battım. 1 2 3 Hemen yanındakine batıyorum. 1 2 ve 3. Bakın şöyle yarım trabzanla sayarsak 3, köşeyi saymazsak 2 tane grup yapmış oldum. Şimdi hemen şöyle çeviriyorum. Buradan da şöyle köşeyi saymazsak 1 2 3. gruptan birleştirmeye başlayacağım. Şöyle dursun. Hemen bakın 2 grup 3. grubun ilk trabzanını yapıyorum. Ve hemen buradan da 1 2 3. grubun ilk trabzanına batıyorum. Ve ilmeği içinden geçirdim. Burada zincir de çekebiliriz, çekmeye de bilirsiniz. Ben çekmeyeceğim. İkinciyi yaptım. İkinci trabzana batıyorum. Üçüncü trabzanı yapıyorum. Hemen karşıdaki, bakın şu grubun üçüncü trabzanı. Birçok hırkamda zaten bu birleştirmeyi göstermiştim. Beni takip eden arkadaşlar anımsayacaktır. Aynı birleştirme karşıya gelen trabzanın hemen tepesinden ilmeğimi geçiriyorum. Şu şekilde birleştirmiş oluyorum. Hem de bu tarafı da örmüş oluyorum. Şöyle hemen karşıdan geçtim. Tam gruplar birebir aynı olması gerekiyor. Bakın üçüncüyü yaptım. Üçüncüye denk gelmesi lazım. Bu şekilde gayet şık bir şekilde birleştirmemi yapıyorum. Tekrar gösteriyorum. Hemen yanındakine battım. Hemen karşı tarafında direkt bakın 3. ilk trabzanına gelmiş olmam lazım. Bu şekilde devam ediyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. Az önce dediğim gibi yaka kesimini de yaptık. Bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Yaka kesimi tamamen size kalmış arkadaşlar. Daha açık. Şöyle şurasını daha açık veya daha kapalı yapabilirsiniz. Benim için şöyle köşeyi saymazsak 2 grup yeterli. Evet ben bu şekilde sıra sonuna kadar burayı örüp hemen döneceğim. Evet arkadaşlar sıramın sonuna gelmek üzereyim. Bakın köşeye geldim. Köşede de köşemin yarısını tamamlarken yine karşıdan bakın yarım köşeyi de birleştirmeyi unutmuyorum. Şöyle tek tek batıyorum. Evet sonuncuyu yapıyorum.
Sonuncuyu da yaptım. Burada düzgün bir geçiş yapabilmek için bakın, şöyle şuradan alıyorum, şu köşeden köşenin içine getiriyorum. Bir zincir, hadi iki zincir çekelim. Hemen karşıdaki ilk trabzan tepesine battım. Kaydırmayla kapattım. Şu köşenin içinden de geçirdiğimiz için şurada daha düzgün bir geçiş sağlamış olduk. Hemen bir düğüm atıyorum, bir ipimi kesiyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Hırkamızın yarısını şöyle yakasıyla beraber tamamlamış olduk. Hemen diğerine şöyle geliyorum. Hemen bunun da şöyle, evet, şöyle bir ayarlama yaptım. Ben size de şöyle göstereyim ayarlamamı. Şöyle baktığımda bakın, şuradan başlayacağım. Şu şekilde sırtını birleştirip dönüp arkadan da kolunu birleştireceğim. Şimdi hemen şöyle ilk sıradan başlıyorum. Bu motifin sonuncu sırasını yapmamıştık. Şimdi başlıyoruz. Şimdi iki zincir çekiyorum. Hemen burada şöyle çeviriyorum. Bakın. Hemen ilk trabzan tepesine batıyorum. Ve bu zincirle ilk trabzanları birleştirmiş oluyorum. İkincisini yapıyorum. Şöyle arkadan ipleri de yürütelim. İkincisine battım. Üçüncüsünü yapıyorum. Ve üçüncüye battım. Burayı az önce gösterdiğim gibi devam ediyorum. Arkada ipleri de yürütüyorum. Bakın, şöyle açık renge denk geldik. Daha net belli olacaktır. Hemen karşıya elin içinden geçirdim. İkinci trabzanıma başlıyorum. Grubun ikinciye denk geldi. Bakın. İçinden geçirdim. Hemen üçüncü trabzanımı yapıyorum. Üçüncü trabzanın içinden geçiriyorum. Gördüğünüz gibi birleşmemizi bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Karşıdan gelen trabzan tepesinden geçiriyorum ve devam ediyorum. Şöyle sıra sonuna kadar, şuraya kadar devam edip hemen dönüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sırt bölümünü de birleştirdim. Bakın, düzgün bir geçiş için yine şu köşenin içinden batırıp ilmeği çekiyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. Ve burayı şöyle hemen göstermek istiyorum size. Bakın, sırt bölümü ve şöyle kol olacak. Şimdi ben burayı tek başına şu şekilde geleceğim. Şu kolu da örüp şurada birleştirmek için daha sonra burada buluşalım. Evet arkadaşlar, hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın, şöyle ördük, birleştirdik. Hemen şu şekilde geldim. Tek başına ördüm. Şu kolu da ördüm. Hemen şurada birleştirmek için durdum. Şöyle hemen çeviriyorum. Bu sefer kolun burasından başladığımız için hemen buradan birleştirmeye başlayacağım. Burada da köşeyi saymazsak iki tane bırakacağım arkadaşlar. Başlangıcı tekrar gösteriyorum. Şöyle şuradan bir zincir çektim. Hemen şuradan köşeden ilmeği geçirdim. Bir zincir. Hemen ilk trabzanımı yapıyorum. Ve karşıdaki trabzanın içinden geçirerek devam ediyorum. Birleştirmemiz aynı, çok videoyu uzatmaya gerek yok. Orada köşe hariç iki tane grup kalana kadar birleştirmemizi yapıyoruz. Ben hemen oraya kadar örüp dönüyorum. Evet, ben şöyle birleştirmemi iki grup kalana kadar, köşeyi saymıyorum,
2 grup kalana kadar devam ettirdim. İkinci grupta birleştirmeden şurayı hemen tek başına örüyorum. 1 2 3 Diğer tarafa geldim. 1 2 3 Burada köşeydi. Köşenin yarısını yapmıştık buradan birleştirirken. Burada köşeyi tamamlıyorum. 1 2 3 1 2 zincir çekiyorum. Ve hemen şuradan ilk zincire batıp kaydırmayla kapatıyorum. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Ve gördüğünüz gibi birleştirmemiz tamam. Şimdi süslemelerine geldi sıra arkadaşlar. İsterseniz kapşonlu yapmak istemiyorsanız direkt buradan yakadan başlayarak lastik yapabilirsiniz. Çünkü diğer kapşonlu modellerimde hep hani kapşonsuz da nasıl yapabiliriz diye çok soru geldiği için bunu söylüyorum. Kapşon yapmak istemezseniz hemen bu bölümde şuradan başlarsınız. Yakadan itibaren şöyle dolana dolana istediğiniz sıra lastiğinizi yapabilirsiniz. Şöyle kollarına da lastik yapacağız. Öncelikle ben kapşonundan başlamak istiyorum. Yine ip kopararak yapmak zorundayım. Şöyle siyah ipimi alıyorum. Yine aynı modelle yapmak istiyorum çünkü. Şöyle tam şu yaka köşesinden başlıyorum. Yine üçer zincir. Şöyle ara boşluklara batarak devam ediyorum. 3 zincir. Ara boşluk. 3 zincir. Ara boşluk. Şimdi şöyle şurayı göstereceğim. Buraya da 3 zincir çekeceğim ki biraz salaş olsun istiyorum kapşonu. Şöyle bakın birleştirme bölümü. Şurada köşe var. Hemen o köşeye batıyorum. Şöyle. Hep böyle bu yönden öreceğim. Bu şekilde sıranın sonuna kadar aynı şekilde devam edip hemen dönüyorum. Evet, sıranın sonuna gelmek üzereyim. Yine 3 tane zincir çektim. Bakın köşeye battım. Sık iğne. Bir zincir ipimi kesiyorum. Şöyle hemen gördüğünüz gibi sırayı bitirmiş oldum. Hemen batik ipime geçiyorum. Şöyle hemen buradan içinden bakın. Şöyle zincirin içinden 3 zincir çekerek başlıyorum. Her bir zincir boşluğuna yine 3'er tane. Burası yine aynı. Her bir zincir boşluğuna 3'er tane trabzan yapıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Ve son olarak son zincirin boşluğuma 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, ipimi kesiyorum. Dediğim gibi sıralarım artık bu şekilde ilerleyecek. Şöyle siyah yine bir sıra göstermek istiyorum. Burada belki şaşırabilirsiniz. Bakın burada benim köşem olmadığı için zincirin tam tepesine battım. Bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ve boşluklara yine sık iğne ile tutturuyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet. Yine arkadan ipimi şöyle yürüterek örüyorum. 1, 2, 3. Yine burada en son trabzan tepesine batıyorum. Ve sık iğnemi en son trabzan tepesine yapıyorum. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Ve yine bu baştan başlıyorum. Şöyle zaten eminim ki anlaşıldı. Bu modelin bu şekilde düz versiyonunu hiçbir yerde görmedim. Ben de böyle bir yöntem buldum. Yöntem doğru mu bilmiyorum ama
Hiçbir yerde bir video görmedim. Tamamen kendi çabalarımla şöyle kapşon şeklini oluşturmak için böyle bir fikir edindim. Gördüğünüz gibi çok da bence güzel oldu. Evet, bu şekilde ne kadar öreceğiz arkadaşlar kapşonumuzu? Ben şöyle göz kararı ördüğüm için şöyle istediğim boyuta gelene kadar öreceğim. Sizler de eğer çocuk yanınızdaysa çocuğun başını ölçerek istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Ben istediğim uzunluğa gelene kadar aynı size şu şekilde gösterdiğim gibi devam edip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben kapşonumu bitirmek üzereyim. Şöyle hemen kaç sıra ördüğümü göstermek istiyorum. Benim için bu kadar yeterli. Şöyle yine siyah sıraları saymıyorum. Trabzan sıralarını sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. sıranın yarısına kadar ördüm. Yarısını da birleştirme yapacağız. Hemen şöyle bir de ölçü vermek istiyorum. Şu anda benim yanımda bebek olmadığı için maalesef baş ölçüsünü alamıyorum. Ama sizler yine birleştirmeden önce ölçünüzü yapın. Benimki 17,5 santim arkadaşlar uzunluğu. Evet. Bakın, benim toplamda trabzan gruplarım 17 tane. Yani bir tane artıyor birleştirmede. Hemen şöyle göstermek istiyorum. 17 tane grubum var. 8 tane ördüm. Şunu saymazsak 8 de burada olması gerekiyor. Hemen ne yapıyorum? Tığın başını doluyorum. Hemen karşıya geçiyorum. İlk trabzanımı yaptım. Bakın. Hemen buraya batıyorum. Ve içinden geçiriyorum. Şöyle tekrar göstermek istiyorum. Bir kafa karışıklığı olmasın. Bakın, 8 tane grubumu yaptım. Tığın başına doladım. Tabii ki sizinki tam gelebilir. Hemen yanındakine batabilirsiniz. Ben fazla geldiği için bir tane atlıyorum. İkinci zincir boşluğuna battım. İlk trabzanımı yaptım. İlmeğimi uzattım. Hemen şuradaki ilk trabzana batıyorum. İlmeği içinden aldım. İkinci trabzanımı yaptım. İkinci trabzanın içinden ilmeği geçirdim. Ve üçüncü trabzan. Üçüncü trabzanın içinden ilmeği geçirdim. Şuraya bir pompon koyacağız. Ya da pompon koymazsanız hemen şu şekilde dikebilirsiniz. Hem de çok sivri olmayacaktır. Bu şekilde daha güzel oluyor. Hemen yanındakine geçiyorum. Birinci trabzan. Hemen bakın, yan grubun ilk trabzanına denk geliyor. İçinden geçirdim. İkinci. Ve üçüncü. Evet. Birleştirme aynı şekilde şu şekilde devam edecek. Ben sıra sonuna kadar devam edip hemen dönüyorum. Sıranın sonuna gelmek üzere son zincir boşluğuna battım. Ve artık son dokunuşlar. İkinciyi yapıyorum. Ve son olarak üçüncü. Kapşonumuzun birleştirmesi de bu kadar kolay. Bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Evet. Şöyle hemen birazdan saklayacağım şunu. Şöyle şu hırkanın güzelliğini size göstermek için çok güzel oldu. Bakar mısınız? Şimdi lastik bölümlerini yapınca daha da bence çok güzel olacak. İsterseniz hemen ilk olarak kollardan başlayalım. Gerçekten kapşon çok güzel oldu. Dediğim gibi buraya ya bir pompon ya da şu şekilde diktiğinizde burası çok hoş görünecektir. Evet. Hemen şöyle bir numara küçük tığıyla, yani
Irkayı 3.50 milimlik ördüm. Kollarını 3 milimle öreceğim. Birazcık lastiğin sıkı olmasını istiyorum. Şu artık ipleri de arada yürüteceğim. Siyah ipimi aldım. Şöyle bir düğüm attım ve herhangi bir yerden şöyle trabzan tepesinden başlayacağım. İki tane zincir çektim. Bakın arada ipimi de yürütüyorum. Her bir trabzan tepesine ikili trabzan yapıyorum. Her bir trabzan tepesine, bak burada başka bir şey yok. Her bir trabzan tepesine ikili trabzan yapıp hemen dönüyorum. Sıranın sonuna gelmek üzereyim. Her bir trabzan tepesine ikili trabzanımı yaptım. İlk yaptığım trabzan tepesine battım. Kaydırmayla kapattım. Şimdi burada biraz siyah zor görülecek. Şöyle yapmak istiyorum. Evet. 1, 2, 3 zincir çektim. Bakın. Şu şekilde. Tığın başını doladım. Hemen dibine değil, yanındakinin şöyle önden beline dolayarak ikili trabzan yapıyorum. Tığın beline, başını doladım. Hemen yanındakinin arkadan beline dolayarak ikili trabzan. Bir önden doluyorum. Hemen yanındakini arkadan beline doluyorum. Önden hemen yanındakini arkadan beline doluyorum. Bu şekilde bu sırayı bitiriyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Bir önden bir arkadan beline dolayarak sıramı bitirdim. İlk çektiğim zincirin tepesine batıyorum. Kaydırmayla kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Bakın tığın başını doladım. Hemen önümde önden beline doladığım trabzanın önden beline doluyorum. Arkadan beline doladığım trabzanın arkadan beline doluyorum. Bundan sonraki sıralar bu şekilde. Zaten görünüyor. Önden doladıklarımı önden, arkadan beline doladıklarımı ise arkadan beline dolayarak devam ediyorum. Dediğim gibi istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Bundan sonraki sıralar bu şekilde. Önden beline doladıklarımı önden, arkadan beline doladıklarımı arkadan şeklinde ilerleyeceğim. Bu bizim üçüncü sıramız. Sanırım bir sıra daha yapmayı düşünüyorum. Benim için yeterli olacaktır. Sizler istediğiniz kadar sırada yapabilirsiniz. Evet, ben bitirip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben kol lastiklerimi bitirdim. Toplamda 5 sıra ördüm. Ama sizler istediğiniz sırada örebilirsiniz. Şöyle hemen eğer ölçüde vermek gerekirse şöyle tam ölçü vermek istiyorum. 4,5 santim, 5 santim de olabilirdi ama 4,5 santim bence ideal. Şöyle de göstermek istiyorum. Evet, şimdi hem şöyle kenarlar hem de kapşonu aynı anda lastik göreceğiz. Kollarda ne yaptıysak şu çevrede de aynısını uygulayacağız arkadaşlar. Yine 3 milimlik tığ kullanacağım. Sizler yine normal kullandığınız tığla örebilirsiniz. Hemen şöyle ipimi alıyorum. İpime bir düğüm attım. Ve şöyle köşeden başlıyorum. Bir, iki, üç zincir çektim. Ve her bir trabzan tepesine tek tek batarak ikili trabzan yapıyorum. Kapşonun olduğu yere kadar devam edelim. Hemen kapşonun etrafını da göstermek istiyorum. Evet. Evet arkadaşlar, ben kapşonun şuraya kadar geldim. Şöyle bakın, burada bir köşe var. Köşenin içine bir tane batıyorum. Bakın burası kapşonun olduğu yer. Burada kapşonun olduğu yerde yatık trabzanlar var. İlk önce sık iğne ile yaptığımız siyah iple yaptığımız sık iğneye batıyorum ve 3 tane de yatık trabzanı batacağım. 1
2 ve 3. Bir tane siyah iple yaptığımız sık iğneye batıyorum. Tam ortasına batıyorum. İkili trabzan ve 3 tane de yatık trabzanı yapıyorum. Kapşonda çok kasılma olmasını istemiyorum. O yüzden böyle 3'er tane yapıyorum. Eğer çok sizde bol gelirse yatık trabzanların içine 2 tane yapabilirsiniz. Ben 3 tane yaptım. Bir de sık iğneye battım. 4 tane yapmış oldum. Sizler de eğer bollaşma yaşarsanız hemen yatık trabzanların içine 2 tane yapabilirsiniz. Ben bu şekilde sıra sonuna kadar devam edip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Bakın, artık ipleri de şöyle yürüterek köşenin içine 3 tane ikili trabzan, 2 zincir çekiyorum. Burada 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Çünkü ilk başta 1 taneyi yapmıştık başlangıçta. Bakın, hemen ilk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Kaydırma ile kapattım. Şöyle hemen göstermek istiyorum. İlk sırayı tamamladık. İlk sırayı yine köşe yaptım ama diğer sıraları köşe yapmayacağım. Normal ilerleyeceğim. Dediğim gibi kollardaki lastik gibi aynı yapıyoruz. 3 zincirle başladım. Bir önden beline doluyorum ikili trabzanın. Bir arkadan beline dolayarak devam ediyorum. Bu şekilde yine sıra sonuna kadar devam edip hemen döneceğim. Evet arkadaşlar, yine sıramın sonuna geldim. Bakın, köşedeyim. Burada artık direkt ikili trabzan yapacağım. 6 tane. 2 3 4 5 6. Bu sıradan sonra artık köşe yapmayacağım. Yine bu trabzanların bir arkadan bir önden almaya devam edeceğim. Şöyle hemen yine bir arkadan bir önden alarak sırayı tamamlıyorum. Şöyle. Artık köşe yapmıyorum ki burası biraz yuvarlak olsun istiyorum. Tam şöyle köşe gibi sivri olsun istemiyorum. 3 zincir çekerek yükseldim. Ve bir önden, yani önden aldıklarımı önden, dediğim gibi kol lastiğinde ne yaptıysak burada da aynen onu yapıyoruz. Arkadan aldıklarımı arkadan alarak yine burada 5 sıra yapacağım. Ama ilik nasıl açacağız onu göstermek istiyorum. Şöyle biraz yükseleyim. Hemen şurada göstermek istiyorum. Bakın, şöyle şuraya iliklerimizi açacağız. Kaç tane açmak isterseniz kullanacağınız düğmeye bağlı ilik boyunu ayarlayabilirsiniz. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Kaç zincir çektiysek o kadar trabzan atlıyorum. Tığın başında oluyorum. 1, 2, 3, 4'üncünün beline doladım. İkili trabzan yaptım. Bakın, şöyle bir ilik açmış olduk. Hatta şöyle yapalım. Burada bir kasma olmasın. 1, 2, 3'üncünün şöyle arkadan beline dolayarak. Evet, böyle daha iyi oldu. 3 zincir çekiyorum ve 2 tane trabzan atlıyorum. Şöyle istediğiniz aralığı verebilirsiniz. Ama bu önden almışları önden, arkadan alınanları arkadan alarak devam ederek yapıyorum. Kaç tane trabzan ara koyacaksanız koyuyoruz. 1, 2, 3 zincir. Tığın başında 1, 2 tane atladım. 3'üncünün beline doladım. Ve ikili trabzan yaparak istediğim kadar ilik yapabiliyorum. Şimdi bir üst sırada ne yapacağız? Burada 3 zincir çektik. O yüzden buraya 2 trabzan ya da 3 trabzan elinizin ayarına göre bir üst sırada yaparsınız. Yine bir üst sırada bir arkadan bir önden beline doluyoruz. Şuraya geldiğimizde 2 veya 3 tane ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. Ve ben yine 5 sıra yapmayı düşünüyorum arkadaşlar.
Şu anda hangi düğmeleri kullanacağımı da bilmiyorum. Düğmelerimi ayarlayacağım. İliklerimi açacağım. Bez sıramı örüp hemen döneceğim. Evet arkadaşlar, benim lastik işlemim bitti. Hemen şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Ben bunu 4 sıra ördüm. Kolları 5 sıra örmüştük ama benim için 4 sıra yeterli oldu. Hemen şöyle elimde bulunan bu düğmeler vardı. Hemen bu düğmeleri de dikeceğim. Bir de pompon dikmeyi düşünüyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Hemen bu düğmeleri dikeceğim. Bir de kapşonun şurasını biliyorsunuz açık bırakmıştık. Hemen şuraya da bir pompon dikip hemen kapanış için dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben düğmelerimi diktim. Şöyle minicik bir de pompon taktım. Gerçekten çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Umarım ben de ayrıntılı bir şekilde anlatmışımdır. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.